Haberin merkezi Kanal 25 Haber Merkezi'ne hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. CHP İl Başkanı Şahin Cananoğlu 2012 yılını değerlendirdi. Cananoğlu konuşmasında AK Parti'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Şahin Cananoğlu Kanal 25 ekibimize özel açıklamalarda bulundu. 2012 yılı değerlendirmesine AK Parti hükümetine yönelik sert eleştiriler yapan Cananoğlu, tarım ve hayvancılık politikasında köylünün fakirleştirildiğini iddia etti. Hükümetin zam furyasından dolayı vatandaşların rahat bir yıl geçiremediğini açıklayan Cananoğlu, Türkiye'de huzurun kalmadığını ifade etti. Türkiye genelinde bugüne kadar halkımız nereden nereye geldi bir düşünecek olursak, bundan 10 yıl önce halkımızın refah düzeyi neredeydi, bugün nerede? Bunu kısaca bir öyle gözden geçirelim. Köylümüz bugün tamamen tükenmiş hale gelmiş. Mazot alamaz, ekim yapamaz, tarım işiyle uğraşamaz, hayvancılık yapamaz hale gelmiştir. Köylümüzü AK Parti hükümeti kredi batağına çekmiştir. Ve birçok köylümüz artık elindeki tarlasını, evini, tumunu, çayırını, neyi var neyi yoksa hepsini bankalara ipotek yaptırmıştır, kredi kullanmıştır. Ve bu kredisini ödeyememiştir. Köylü şu anda tamamen bitirilmiştir. Yani Mustafa Kemal'in bir zamanlar gururla söylediği bir sözü şimdi AKP hükümeti bitirmiştir. Köylü şehirlinin efendisiyken bugün köylü şehirlinin kölesi olmuştur. Bankalara gelmiştir, para dilenip, para götürüp o parayı da ödeyemez hale gelmiştir. Bunun tek sebebi AK Parti'dir. Neden? Çünkü köylüyü tembelleştirdi. Köylüye tuttu, Avrupa Birliği'nden hibeler aktardı. Köylünün arazisini, tarlasını, tumunu görmeden insanlara para verdi. İnsanların tapularını ellerinden almak için hepsine haciz koydu. Ve bugün köylünün birçoğu köylerini terk etmek zorunda kaldı. Ve köy hayatı artık Doğu Anadolu'da bitti, bitiyor. Diğer bir taraftan Erzurum esnafı şu anda hepsi borç batağında, kredi batağında, SSK'ya borcu var, maliyeye borcu var. Hiçbirini ödeyemez halde hacizlerle karşı karşıya gelmiş ve icra daireleri icra dosyalarıyla taşmış artık. O yüzden AK Parti hükümeti esnafa vurmuş olduğu en büyük darbe de budur. Esnafı da köylü gibi perişan bir hale getirdi. Esnafın da artık dayanacak gücü kalmadı. Haftalarca sifta edemiyorlar, günlerce sifta edemiyorlar. Evine ekmek götürecek artık esnaf nadir. Çok istisna görünüyor. Birçok esnafımız artık evine ekmek götürecek halde değil. O yüzden bunu başbakan duysun. Böyle kalkıp da Suriye'dekini getirip, Afganlıyı getirip, buradaki insanların hakkını o insanlara yedirmesi bu bir vebaldır. Allah da soracaktır. Diğer bir taraftan arkadaşlar, memurumuz, işte devletin bir parçası olan memurumuz, artık memurumuz da iş görmez hale geldi. Evine gitmez hale geldi. Korkusundan, kredi kartı borcundan, işte sağdan soldan almış olduğu borcu ödeyemez hale geldi. Evine gittiği sıra alacak. MHP İl Başkanı Zekai Kaya, parti olarak 2012 yılını yoğun tempoyla çalışarak geçirdiklerini söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Zekai Kaya, 2012 yılı içerisinde MHP'nin kongreler ve istişareler açısından dolu dolu geçtiğini açıkladı. Türkiye'de yaşanan olumsuzluklara karşı MHP'nin muhalefet görevini başarıyla yaptığını sözlerine ekleyen Kaya, 2013 yılının tüm insanlık adına mutluluk ve kardeşlik içerisinde geçmesini diledi. 2012 yılı Türkiye adına birçok olumsuzluklarla bitmiştir. İnşallah bu olumsuzlukları 2013 yılında yeni bir yılda yaşamamış oluruz. Sizden de bildiği üzere 10 yıldır, 10 yılı aşkın bir AKP iktidarının ülkemize vermiş olduğu tahribatı son 2012 yılında da yaşamış olduk. Güvenlik zafiyetinden tutun da ekonomik anlamda bir sürü olumsuzlukları yaşamış olduk. Temennimiz odur ki 2013 yılında yeni bir ülke, yeni bir Türkiye
yeni bir sayfa açılması elbette ki Türk millet olarak bizleri de sevindirecektir. Teşkilatımız adına da 2012 yılı kongrelerle geçen bir yıl olmuştur. Büyük bir yoğunluk vardı. 4 Kasım itibariyle büyük kongremizi de tamamlamış bulunuyoruz. 2013 yılının ilk aylarından itibaren de yerel seçimlerin hazırlıkları, çalışmaları devam edecektir. Türk milletine 2013 yılının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Yaşamış olduğumuz olumsuzluklar inşallah 2012 yılında geride kalmış olur. Yeni bir yıla iyi bir başlangıç yapmamızı Türk millet olarak temenni ediyorum. Yeni yılla birlikte yeni yasalar, yeni zam ve yeni uygulamalar hayatımıza girecek. 1 Ocak sabahı taşıt çevre vergileri artacak. Pasaport ve ehliyet almak isteyenler daha çok para ödeyecek. 1 Ocak sabahı Milli Piyango'dan büyük ikramiyeyi kazananların dışında hepimizin hayatı bir gün önce kaldığımız yerden devam edecek. Ancak çok sayıda yeni düzenleme ve değişiklik vatandaşı yakından ilgilendiriyor. 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek yasa, yönetmelik ve düzenlemeler alışkanlıklarımızı da değiştirecek. Yeni yıl geleneksel zamlarla başlayacak. Yeniden değerlenme oranları doğrultusunda taşıt vergileri, harçlar, damga vergisi, cezalar ve değerli kağıtlar ile defter tutma adleri %7.8 artırılacak. Çevre temizlik vergisi ise %3.9 yükselecek. Taşıt vergileri %7.8 artacak. 1-3 yaş grubu yer alan ve motor hacmi 1300 cc'ye kadar olan araçların 480.70 lira olan motorlu taşıt vergisi 518.2 liraya çıkacak. 1301 cc 1600 cc arasındaki araçların vergisi ise 828.4 liraya yükselecek. Kırmızı ışıkta geçenler 166 lira, alkollü araç kullananlar ilk yakalamada 701 lira, ikinci yakalamada 877 lira ödeyecek. Bir yıllık pasaport harcı 112.79 liradan 121.5 liraya yükselecek. B sınıfı sürücü belgesi harcı 300 lira olacak. Sigaradan alınan ÖTV 4 puan artacak. %63 olan ÖTV oranı %69'a çıkacak. 8 liraya satılan bir paket sigaranın 6 lira 64 kuruşu vergi. Firmalar vergi düşürüldüğünde kalan 1 lira 36 kuruşluk geliri aynı düzeyde tutmak istese bile 8 liralık sigaranın 10.5 liraya çıkması gerekiyor. Erzurum'un Aşkale ilçesinde göletin içindeki elektrik direğindeki arızayı gidermek için bindikleri deniz bisikleti alabora olunca bağıra bağıra can veren işçilerin yakınları bilirkişi raporuna isyan etti. Erzurum'un Aşkale ilçesinde göletin içindeki elektrik direğindeki arızayı gidermek için bindikleri deniz bisikleti alabora olunca 5 DEDAŞ işçisinin ölmesiyle ilgili ikinci bilirkişi raporu hazırlandı. İlk bilirkişi raporunda 5 yetkili ile birlikte ölen 2 işçi 1. derece, 3 işçi ise 2. derece kusurlu bulunmuştu. İtiraz üzerinde hazırlanan 2. raporda ise bu kez yetkililer ile birlikte ölen işçiler de eşit kusurlu görüldü. Bilirkişi raporunda hayatını kaybeden işçilerden Ahmet Sait Turan'ın babası Bilal Turan ve amcası Yavuz Turan tepki gösterdi. Aşkale'de 5 işçinin ölümüne neden olan kaza ile ilgili olarak Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Fahrettin Korkmaz, İnşaat Mühendisi Halil Yıldız, elektrikçi Barış Geres tarafından hazırlanan ilk bilirkişi raporu 2 Mayıs günü Aşkale Cumhuriyet Savcılığına verildi. 27 Temmuz günü hazırlanan ikinci bilirkişi raporunda ise onarım talimatı veren yetkililer ile hayatını kaybeden 5 işçi eşit oranda kusurlu sayıldı. Aşkale Cumhuriyet Savcılığındaki soruşturma devam ederken konuya ilişkin dava henüz açılmadı. Bilirkişi raporuna tepki gösteren kazada hayatını kaybeden Ahmet Sait Turan'ın babası Bilal Turan, "Bizim çocuklarımızın ölümüyle devlet sınıfta kaldı. Bu bir skandal. 3 saat buz üzerinde bağıra bağıra can verdiler. Başından sonuna kadar asıl yetkililer kusurlu. Emir, talimat verildiği için 2 kişi bisiklete 5 kişi binmek zorunda kaldı. Karda tipi de benim çocuğumu gece yatağından kaldırıp tamirata gönderiyorlardı. Amca Yavuz Turan ise kusurun büyüğünün yetkililerde olduğunu belirterek dünyada nerelerden insanlar kurtarılıyor. Bizimkileri kurtarmak için bir helikopter bulunamadı. Kusur o emri verenlerde diye konuştu. Erzurum'da müşterilerin hesabına gelen havale ücretlerini ödenmiş gibi göstererek zimmetine 21.608 lira geçirdiği iddia edilen PTT görevli veznedar,
8 yıl 16 ay 15 gün, zimmetine geçirdiği parayı faiziyle ödeyen müdür ise 3 yıl 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. PTT Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişleri tarafından 2006 yılında Erzurum'un Karayazı ilçesi PTT müdürü olarak görev yapan ND hakkında tanzim edilen 26.048 TL, görevli veznedar IÖ 21.608 bin liraya zimmetlerine geçirdikleri ortaya çıkarıldı. Haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından zimmet ve irtikap suçundan Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Çeşme sularında kirliliğin olduğu şeklinde açıklama yapılmasının ardından gözler su tüketimine çevrilirken kahvehanelerde çeşme sularından vazgeçti. İl Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün dün yaptığı açıklamada ilimizdeki bazı çeşmelerde su kirliliği olduğunun belirtilmesinin üzerine gözler yetkililere çevrilirken vatandaşlar da ne yapacağını şaşırmış durumda. Ekibimiz bugün Erzurum'da yoğun olan kahvehanelerde su araştırması yaptı. Çeşme sularının kirli çıkmasının ardından kahvehaneler şebeke suyunu tercih ettiklerini ancak şebeke suyunun da yeterince temiz olmadığını ileri sürdüler. Bazı vatandaşlar ise sulara karşı değişik çözümler bularak ne çeşme suyu ne de şebeke suyunu tercih ediyor. Şebeke. Peki dışarıdaki çeşme suyunu hiç kullanıyor musun? Hayır. Hangi suyu kullanıyorsunuz kahvenizde? Şebeke suyu. Peki dışarıdaki çeşme sularını hiç kullandınız mı? Dışarıdaki çeşme suyunu hani burası kahvehane olduğu için getirme imkanımız yok. Ya da parayı da alma imkanımız yok. Zaten burada çarj atıyoruz biz. Ondan mecbur bunu kullanacağız yani. Bu suların da temiz olmadığı aşikar zaten ortada. Ben köyümden su getiriyorum yani. Kendi köyümün suyunu getiriyorum. Ben şebeke suyuna da güvenmiyorum. Mahalle aralarında bulunan çeşme sularına da güvenmiyorum açıkçası. Kendi köyümden yani ben köyde oturuyorum merkezde. Oradan yani suyumu kendi arabamla, kendi imkanlarımla getirip yukarıda depo yapmışım ikinci katta. Oraya döküyorum, oradan kazana geliyor. Yani ben sadece musluğu bulaşık yıkamak için kullanıyorum. Acaba belediyenin suyunu kullanıyoruz yani. Devletin, belediyenin bağlı olduğu sular var ya, onu kullanıyoruz. Yani çeşmeden kullanıyoruz. Peki hani dışarıdaki çeşme sularını hiç kullandınız mı? Yok, hiç kullanmadım. Yani sağlıklı olmadığını bildiğimiz için onlar pek kullanmıyoruz. Ancak mesela sular kesilince, işte zor durumda kaldığımız zaman onun haricinde kesinlikle kullanmıyoruz. Peki, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz kardeş, sağ ol. Yılın son günlerini yaşadığımız Erzurum'da vatandaşlara 2012'nin nasıl geçtiğini sorduk. Acısıyla, tatlısıyla bir yıl daha geride bırakırken vatandaşlar 2012'den memnun olduklarını dile getirdiler. Çok iyi geçti, Allah razı olsun. Devlet de iyi, millet de iyi, durum iyi. Çok iyi. Bazı tarabeler dövüş oluyor ama bu işler de olur o kadar. Dünyanın her tarafında var. Dünyanın ben tırcıyım, dünyayı cezdim. Çin Seddi'ne kadar gitmeyeceğim. Türkiye'ci bir yer yoktur. Olur talebeler, bazı dövüşler, kavgalar, partiler, işler onlar her yerde var. Yine bizim vatanımız Allah razı olsun hepsinden. Her partiden, hangisi her olur, hepsinden razıyım. Kardeşim ben Aydın'da yaşıyorum. Aydın biliyorsunuz malum ki sıcak memleket. Buraya da gezmeye gelmişim. Allah nasip ederse pazartesi günü döneceğim. Mükemmel yani, 2012 benim için iyi geçti. Başkalarını da bilmiyorum. Peki, teşekkür. 2012 yılı Türkiye için nasıl geçti sizce? Bana göre çok iyi geçti. Yani bana göre çok iyi geçti. Emekliyim. Bir problemimiz yok. Allah'ıma şükür. Erzurum'da yaşıyoruz. Yani herhangi bir sıkıntılı bir durumum olmadı. Tabii ufak tefek vakalar olsa da şey. Yani benim için iyi geçti yani. Peki. 2012 yılı Türkiye için nasıl geçti sizce? Valla bizim bura için yani genelde mi soruyorsunuz? Türkiye genelinde. He. İyi, benim iyi geçti diye şehir o ne diyorsun? 2012 yılı Türkiye için nasıl geçti sizce? Valla 2012 bazılar için sıkıntılı, bazılar için iyi. Şimdi abi nasıl diyeceğim ki bilmiyorum ki valla. Nasıl söyleyeyim yani. Şimdi olur ki
Anlatamıyorum ki. Nasıl? Peki sizin açınızdan nasıl geçti? Geçmedi. Valla biraz iyi, biraz iyi kötü. Nasıl diyeyim ki yani, sıkıntı var. Efendim ben söyleyeyim. Neyse, işsizlik. Ben ama boş habire gez, ne olacak? Gündeme yeniden gelen dershanelerin kapatılması konusunu dershane kurucu müdürü Taceddin Deniz'e sorduk. Dershanelerin kapatılması konusu eğitim gündemini oluşturuyor. Bu konu hakkında açıklama yapan Kültür Dershanesi Müdürü Taceddin Deniz, Türkiye genelinde eğitim şartları eşit değil. Biz tam bu noktada devreye giriyoruz. Eksik kalan bölümü biz tamamlıyoruz ve bu yönden dershaneler eğitim için büyük önem arz ediyor dedi. Bu bulutlardan autostratus ve autocumulus. Bunlar da orta bulutlar diyoruz arkadaşlar. Biz asıl ilgilendiren bulutlar bunlar. Bunlar da alçak bulutlar. Alçak bulutlarda yeryüzüyle 3. kilometre arasında oluşan bulutlara da biz hangi bulutlar diyoruz? Alçak bulutlar. Bunların önce isimlerini yazayım, sonra özellikleri hakkında bilgiler. İşte bunun sonucu olarak Türkiye genelindeki farklılaşmanın ortadan kalkması için artı takviye derslere ihtiyaç duyulmuş. Bunun için de Türkiye'de dershaneler ortaya çıkmıştır. Dershanecilerimizin kısaca tarihi böyle. Bugün durum nedir? Bugün 64 bin civarında çalışan öğretmeni, yaklaşık 10 bin civarında diğer personel ile birlikte Türkiye'nin ekonomisi içerisinde Gaziantep'in ekonomisi büyüklüğünde bir paya sahip olan bir sektör. Ben işin ekonomik boyutunda değilim. Çünkü bir dershaneciyim, bir eğitimciyim. Şeyden önce bir eğitimciyim. Daha çok işin eğitim boyutu bizi ilgilendirdiği için de ben eğitim hususunu ön planda tutmaya çalışıyorum. Biz dershaneler olarak her şeyi dört dörtlük yaptığımızı da iddia etmiyoruz. Bizim de eksiklerimiz var, bizim de hatalarımız var. Biz özel sektörüz, ayakta kalabilmemiz için sürekli olarak eksiklerimizi, hatalarımızı dikkat alarak bir sonraki gün plan ve programını buna göre yaparız. Ama bir realite ki şu anda biz mevcut olan sınav sistemi içerisinde öğrencilerimizi sınavlara hazırlayan bir kurumuz. Sınavları hazırlarken okullarımızdan bize gelen öğrencileri daha çok test tekniğine yönelik, sınav tekniğine yönelik bilgiler vererek ve yaptığımız rehberlik ve yaptığımız sınavlarla sınavlara en iyi şekilde hazırlamak. Hatta ben biraz da burada Erzurum genelinde bir durum değerlendirmesi yapmak istiyorum. Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Erzurum Valiliğimiz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile birlikte son 5-6 yıldır yaptığımız çok yoğun bir çalışma sonucunda Erzurum'un Türkiye'deki sıralamasını arzu ettiğimiz yere getirdik. Şöyle ki, 2-3 yıl önce birinci aşama sınavlarında 60. sıralarda olan Erzurum 2012 yılı YGS'sinde sözel 1'de, yani YGS 4'te Erzurum'un birincisi, YGS 4'te sözel 2'de Erzurum 13.'sü, TM 1'de yani YGS 5'te Erzurum 16.'sı, Türkiye 16.'sı, YGS 6'da Türkiye 17.'si, sayısalda ise 25 ve 26. sıralardayız. İşte bütün bu. Federasyon katılım formlarını zamanında göndermeyince Türkiye 2014 kış olimpiyatlarına gitme hakkını kaybetti. Türkiye 2020 yaz olimpiyat oyunlarına ev sahipliği hayaliyle hazırlıklarına hız verirken Buz Hokey Federasyonu büyük bir skandala imza attı. Federasyon akreditasyon belgesini zamanında yollamayınca Saki'deki 2014 kış olimpiyat oyunlarında Türkiye temsil şansını yitirdi. Bu ilgisizlik 2020 için dengeleri ikna turuna çıkan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve 2020 Olimpiyatlara Hazırlık Komisyonu'ndaki büyük üzüntüye neden oldu. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Orhan Duman yaptığı açıklamada yaşanan skandalı doğrulayarak Fatih Çimtımar Başkanlığındaki bir önceki yönetim Türk sporuna ihanet etmekle suçlandı. Duman, biz göreve Nisan ayında başladık. Olimpiyatlar için müracaat süresi ise 1 Şubat 2012 tarihinde sona ermiş. Federasyonumuza Ocak ayının 16'sında yazı gönderilmiş.
Ancak o zaman görevde olan Fatih Çimtıvar ve yönetimi gerekli müracaatta bulunmamış. Maalesef olimpiyatlara gidemiyoruz. Bu buz hokeyine ve Türk sporuna yapılmış en büyük ihanettir diye konuştu. Meteoroloji Erzurum Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Doğu Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına giren Doğu Anadolu bölgesinde soğuk hava etkili oluyor. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta -26, Erzurum'da -22, Ağrı'da -17, Ardahan'da -14, Iğdır'da -4, Erzincan'da -3 derece olarak ölçüldü. Günün en yüksek hava sıcaklığında da Kars'ta -10, Ardahan'da -8, Erzurum ve Ağrı'da -7, Iğdır'da 6 ve Erzincan'da 8 derece olması tahmin ediliyor. Aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzurum'da 153, Ağrı'da 62, Iğdır'da 15 ve Kars'ta 8 olmak üzere toplam 238 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdare Müdürlüğü'ne bağlı karla mücadele ekipleri kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için yoğun bir şekilde çalışma yapıyor. Karla mücadele ekipleri yol açma çalışmalarının yanı sıra ulaşımın sağlanamadığı köylerdeki durumu ağır olan hastalara da yardım ediyor. Erzurum'da son 24 saat içerisinde yolu ulaşıma kapalı olan köylerde bir hasta İl Özel İdare Müdürlüğü ve 112 acil servis ekiplerince hastaneye ulaştırıldı. Soğuk hava nedeniyle ev, iş yeri ve araçların camları buz tuttu. Binaların çatılarında boyu 1 metreyi bulan buz sarkıkları oluştu. Kent merkezlerinde son ölçümlere göre kar kalınlıkları Ağrı'da 32, Kars'ta 20, Ardahan'da 20 ve Erzurum'da 10, Palandöken Kayak Merkezi'nde ise 30 santimetre olarak ölçüldü. Kanal 25 Haber Merkezimizce hazırlanmış haberlerin sonuna geldik. Hoşça kalın sevgili izleyiciler.